Fethin ilk dakikalarından itibaren, yaklaşık 10. dakikasından itibaren burada toplandık. Hep beraber 25 afet grubu özelinde afeti yönetmeye çalışıyoruz. Haberleşme, enerji, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın psikososyal ve aile bağış hizmetleri, Kızılay beslenme hizmetleri gibi tüm hizmetler bu afet yönetimi merkezinden yönetiliyor. Herkes afetin büyüklüğünü, durumunu, sahadaki potansiyeli, kapasitemizi buradan takip ediyor. Bunları takip ederken de bir takım teknolojiler kullanıyoruz. Örneğin afet bölgelerinden anlık görüntü aktarımlarını sahadan buraya, daha helikopterler, hava araçları havadayken anlık olarak buradan izleme yeteneğine sahibiz. Ekranlarda gördüğümüz görüntüler üzerinde insansız hava araçlarından alınan, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, Genelkurmay Başkanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün insan hava araçlarından alınan görüntüler var. Bu görüntüler koordinat bilgisi içeriyor. Anlık olarak değerlendiriliyor ve haritalar üzerinde hasar bilgileri, yıkık binaların bilgileri gösteriliyor. Ve bunlar üzerinden de sahadaki ekiplerin yönlendirmesi yapılıyor. Uydu platformlarını afetin ilk dakikalarından itibaren tetikledik. Tüm ticari uydu görüntülerinden, bunların içerisinde Copernicus ve Charter üzerinden tetiklenen uydu görüntüleri de dahil, uydu görüntülerini temin ettik. Uydu görüntüleri üzerinden şehir merkezlerinde, ilçe ve köy merkezlerinde hasar analizleri gerçekleştirdik. Bu hasar analizi sonuçlarını gene ekranlardan takip ediyoruz. Sol tarafta gördüğümüz ekranlar uydu görüntüleri üzerinde yapılan hasar analizlerini ifade ediyor. Yerimizi de sahada anlık izleme imkanına sahibiz. Hemen sol tarafta gördüğünüz ikinci ekranda da bu arama kurtarma ekiplerimizin sahadaki lokasyonlarını, uluslararası ekipler dahil sahadaki lokasyonlarını takip edebiliyoruz. Hangi iş makinelerinin takibi hususu? Türkiye'deki toplamda 81 il belediyesi İl Özel İdare ile araç takip sistemi entegrasyonları yaptık. Özel sektör iş makinalarını takip etme yeteneğine sahibiz araç takipleri üzerinden. Bölgedeki araçları, iş makinası özelindeki araçları sahada anlık nerede çalıştırıyorları yine ekranlardan takip ediyoruz. Anlık GPS koordinatlarını alarak. Onu da ortadaki ekranda izliyorsunuz. Şu anda 10.500 adet aracımız sahada şu an aktif olarak iş makinası olarak çalışmakta.